Evet arkadaşlar, bu da benim balkonda yetiştirmiş olduğum biberler. Birkaç çeşit biber, ben de şu an bilmiyorum. Aktardan almıştım, böyle satılıyordu. Şunları abim, Ayhan abim verdi. O söylemişti ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar sus biberi, acı sus biberleri. Kaç tane şu an elimde var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane biberim var şu an arkadaşlar. Yani böyle aslında değiyor aslında. Hani böyle bir yeşillikle, bahçeyle, ufak şeylerle uğraşmak aslında değiyor. Normalde diyeceksiniz ki bu kadar zahmete ne gerek var? Manavlarda zaten var. Ama bunu yetiştirmenin ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Kendi yetiştirdiğini dalında yemek daha güzel. Arkadaşlar yine böyle manavdan almıştım. Böyle naneler falan var bende. Şu an karanlık mı düştü görüntü? Evet, sanırım biraz karanlık düştü. Şurada var yine böyle nanelerim, gördüğünüz üzere. Arkadaşlar yalnız şu eski, geçen yıldan kalma nanelerim. Biraz renkleri böyle solgun gibi. Şunlara göre biraz daha cansız. Ama bunlar biraz daha böyle solgun. Neden olduğunu ben de şu an anlamış değilim. Benim şu an biberlerim arkadaşlar yavaş yavaş çiçekler vermeye başladı. Yavaş yavaş meyveye dönüşecek. Biz de Allah nasip ederse yiyip tadına bakacağız arkadaşlar. Evet, yine bir deneyelim arkadaşlar. Gözükecek mi? Evet, şu an görüldüğü üzere arkadaşlar, bunlar da böyle aralarına böyle yumurta kabuklarını attım. Kalsiyum açısından iyi gelir diye. Bunlar da yeni diktiğim naneler. Böyle saksıda değerlendiriyorum. Evet, bunlar göründüğü üzere kendi ev mahsullerim. Arkadaşlar dediğim gibi bunlar da birazcık işte renklerde solgun duruyor. Yani diğerlerine göre biraz daha böyle çok solgun, böyle yanmış gibi bir görüntüsü var. Neden, yani neden kaynaklı onu da bilmiş değilim. Evet arkadaşlar, şöyle görüldüğü üzere çiçek açtığını görebiliyorsunuz. Evet, güneş de bana vurduğu için şu an görüntüyü tam bazen kestiremeyebiliyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar çiçek açmış durumda. Evet, bu yetiştirmeyle balkonda böyle biberdi, ne bileyim çilekti, yetiştiren arkadaşların tavsiyeleri olursa değerlendirmeye alacağım. Yorum kısmına şu nanelerle ilgili bilgisi olan varsa lütfen yazsın. Neden renkleri böyle solgun görünüyor, yanmış gibi görünüyor? Sürekli yenilenmesi mi lazım? Kök değişimi olması mı gerekiyor? O konuda henüz herhangi bir fikre sahip değilim. Yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet, benim nacizane yetiştirdiğim ürünler balkon bahçemden, yani göstereceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun.